Bir varmış bir yokmuş eve zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Merhabalar, benim adım Miner Balkan. Şehitkar bir Balkan İlkokulu 2B sınıfında okuyorum. Bugün sizlere Kürt kedisinin masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde güzeller güzeli bir kız çocuğu yaşarmış. Annesini çocukken kaybedince babası yeniden evlenmiş. Ancak üvey annesi, üvey kız kardeşleri onu hiç sevmezmiş. Onu evi süpürmesini, çamaşırları yıkamasını, ayakkabıları cilalamasını ve ocağın başında ateşi harlı tutması gerekiyormuş. Ateş yüzünden yüzü gözü küllerle kaplanan kıza Kürt kedisi adını takmışlar. Günlerden bir gün kralın elçilerinden bir davetiye gelmiş. Davetiye merakla bakmışlar. Davetiyede evlenmekte olan prens eşini seçmek için ülkedeki bütün genç kızları saraya baloya davet ediyormuş. Üvey kız kardeşleri Kürt kedisi, Kürt kedisi çabuk en güzel elbiselerimizi ütüle diye bağırmış. Kürt kedisi bütün gün onları baloya hazırlamış. Onlarsa bizimle uğraşmaktan baloya hazırlanacak vaktin kalmayacak diye dalga geçmişler Kürt kedisiyle. Kürt kedisi işini bitirdikten sonra odasına çıkmış ve ağlamış. Birdenbire sihirli bir peri gelmiş. Peri, hadi ağlama artık yoksa gözlerin şişecek demiş. Sihirli değneğimi görüyor musun? Bununla sana yardım edeceğim. Sen de baloya gideceksin. İlk büyüsünü yapmış. En iri bal kabağını kocaman bir at arabasına dönüştürmüş. Sonra da fareleri beyaz atlara, kertenkeleri ise faytonun arkasında koşacak altı uşağı, sıçanları da arabacıya çevirmiş. Şimdi sıra elbise işini halledelim demiş. Kızın üstündeki iğrenç elbisesini güzeller güzeli bir bal elbisesine dönüştürmüş. Bal elbisesine dönüştürmüş. Şimdi git eğlenmene bak demiş. Ama gece yarısından önce evde ol. Yoksa büyü bozulur demiş. Prens Kürt kedisini balada gördüğünde hemen aşık olmuş ve onu dansa davet etmiş. Saatten gece yarısını vururken Kürt kedisi perinin sözünü hatırlamış. Büyünün bozulacağından korkarak koşa koşa eve gitmiş. Balodan kaçmış. Ayakkabısının tekine düşürmüş. Ertesi sabah kız kardeşleri hep Kürt kedisinin üstüne su çarpmış. Çünkü baloda prens onlarla hiç dans etmemiş. Kürt kedisi ise sanki bir rüyadaymış gibi hayatında hiç o kadar mutlu olduğunu hatırlamıyormuş. Tam o anda evlerine bir davetiye daha gelmiş kralın şatosundan. Yine kızlar hemen telaş etmişler. Çabuk en güzel elbiseleriz nerede? Ama bu sefer prens dün gece ayakkabısını düşüren kız bir de aşık olduğu kızı bulabilmek için dün sarayda gelen herkesi tekrar saraya çağırıyormuş. Prens ayakkabı o kadar küçük ki bu kocaman ülkede tek bir kişinin olur düşünmüş. Ve kız kardeşliği ayakkabıyı denemiş ama parmakları bile girmemiş. O kadar büyük ayakları varmış. Kürt kedisi nihayet sıra Kürt kedisine gelmiş. Kürt kedisi ayakkabı şıpaşıp ayağına girmiş. Prens aradığı kızın bu olduğunu düşünmüş ve hemen düğün hazırlıklarına başlamış. Kürt kedisi o kadar iyi yürekliymiş ki kız kardeşlerini affetmiş ve onları düğününe davet etmiş. Kürt kedisiyle prens sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri masalı dinleyene, biri masalın kahramanı.